Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 313. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün e, konuğumuz Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dok e, Onur Gezer. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Kendisinin e, iletişim yayınlarına çıkan şu kitabı üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. E, kitabın başlığı Osmanlılar'da Esrar ve Eserkeşler, Hayaller Sancağı'nın Kuru Sarhoşları alt başlığıyla... E, ve iki yıl içinde dört baskıda da yapmış. Apeyce bir ilgi alaka var. Herhalde bu yasak olan şeylere herhalde evet. bir e, şey olabilir, arzu olabilir. E, tabii burada bu işin tarihsel e, şeylerini konuşacağız ağırlıklı olarak. E, nasıl bir seyri sefer izlemiş e, bu alışkanlıklar diyelim bunun üzerine konuşacağız. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan masa uygulamasını başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum ve ilk soruyu sorması için ben sözü Ozan'a veriyorum. Vallahi biz de aslında Derviş'te başladık. İçki ve içki üretimi Osmanlı içki ve içki üretimi sonrasında işte tütün kaçakçılığı da tütün kaçakçılığı ne yaptık? Bu, bu da Esra ve Serkeşler böyle bir değişik bir seri oldu. Müskerat serisi. Müskerat ne? <laughs> evet. Evet, ve evet. Müsküdar da Duman serisi. Evet. <laughs> o yüzden e, de, değişik konular ve ilginç konular. Buraya nasıl geldin? Ben sana onu sorayım. Olur. Evet. Osmanlılarda vs. vs. arkadaşlar konu ilginç. Buraya Bu alana nasıl girdin? Benim için biraz şimdi şöyle e, en baştan itibaren anlatayım. Ben biraz tarihi e, klasik yöntemin dışında tersten okuyan tiplerdenim. Yani nasıl söyleyeyim? Bugüne bakıp e, geçmişteki onun ayak izlerini arayan tiplerdenim. Haliyle tersten okuyunca da bugün dikkatimi güncel hayatta ne çekiyorsa, e, doktor konum şu anda hala hazırda dedikodu olması gibi bugün güncel hayatta dikkatimi ne çekiyorsa, öğrencilerimin ilk zamanlarında, işte Ege Üniversitesi'nde okuduğum tarihlerde bu vizyonu bu vitrini bize kaz kazandıran birkaç tane hocamızın vasıtasıyla öyle çok da fazla dosya açmıştım. İşte atıyorum bir e, üçüncü sayfa haberinde e, birinin kaçırılıp e, üstüne fidye istenlerini duyuyorum. Ben fidye diye bir dosya açmışım. İşte ne bileyim, e, Afyon'un Lavandon'unu da çıkararak onun eroin yapımında kullanıldığı ile ilgili bir haber okuyorum. Lavandon ve Afyon diye bir sayfa açmışım. Esrar o dosyalardan bir tanesiydi. Dedikodu da vakti zamanında açtığım dosyalardan bir tanesiydi. tersten bakıp e, daha çok yaşayanların şey, e, ölülerin kendileriyle ilgili şeyler değil de yaşayanlarla ilgili şeyler söylemek istediğim için de güncel hayattan alıyorum konularımı. Bu da onlardan bir tanesiydi. Evet. Güzelde bir çalışmaya döndüğünü düşünüyorum. En azından gelen tepkilerden anladığım kadarıyla. Hani bunun hakkını ben sonuçta teslim edemem ama e, bu da o dosyalarından bir tanesiydi. 9 Eylül e, Ege Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra ki üç, bu arada e, kitabın yayınlama sürecinde ...halihazırda e, haklı gerekçelerinden dolayı bir takım çok büyük bir teşekkür sayfası ayıramadım içerine. E, öncelikle bu vizyonu yani bu tip konuların da çok kıymetli olabileceğini ve tarihin sadece egemenlerin hikayesi olmadığını bize öğreten Cihan Özgün'e, Olca Yapıcı Pullukçu olduğundan, Mikail Acıpınar'a, Ege Üniversitesi'ndeki hocalarıma ayrıca teşekkür ederim. Bu yazım sürecinde de beni destekleyen işte çalıştığımız, beraber çalıştığımız mesai arkadaşları ve gönüllü arkadaşlarımız yaptığımız Murat Kılıç gibi hocalarıma da çok teşekkür ederim. Bunun kısaca hikayesi bu kadar. Haliyle çalışınca şimdi kimse bir kimyagere işte eve gidip Glass'la klasla çalışıp işte eve iş götürüp götürmediğini sormuyor ya da Kimyayla arasındaki organik bağlantıyı sormuyor ama bir sosyal bilimci bir konu çalıştığı zaman illa onunla bir organik şey aranıyor ister istemez. İşte kullanıyor musun, nereden çıktı bu konuya eriştin, işte, e, kin, nerelere gidiyorsun da böyle bir şeye tanık oldun gibi çok fazla soru geliyor. Bu sadece e, gayet e, bilimsel bir merakla yeah. açılmış dosyalarımdan bir tanesiydi ki bundan, süre, bundan sonraki süreçte buna benzer şeyler çalışacağım muhtemelen her konuyla e, ismimin yan yana getirilmesi o anlamda biraz tehlikeli sonuçlarda doğurabilir. Mesela delikodu çalışıyorsun. Evet. Yani Ali'nin başı orada. <laughs> o, o, o da çok güzel bir konu. Yani. Onu herkes yaptığı için. Akademik dünyada delikodu. <laughs> evet. Onu herkes yaptığı <laughs> için ki, kimse bir beis görmüyor <laughs> onda yani. Kimse ki işte adamı delikoducuya çıkarmadılar henüz. Evet. Hocam şimdi e, kitabın girişinde de e, bahsediyorsunuz. <laughs> <laughs> sarhoşluk hali doğuda kuru sarhoşluk değil. <laughs> şey yapıyor ve bu batıya doğru işte sulu sarhoş dediğimiz işte içki ve onun türevleri. Ya bu çok doğuya özgü bir şey anladığım kadarıyla. Yani böyle bir bu tarihsel arka planı biraz e, anlatabilir misin? Çok affedersiniz. Şimdi bunun çıkış noktası yani e, bu tip maddeleri tarihte bir yere konumlandırmak, onlara bir köken e, icat etmek çok güç. Yani kahvenin ...her coğrafyada farklı bir e, keşfedilme hikayesini dinlersiniz. Ya da ne bileyim Esrar'ın ya da ne bileyim Afyon'un. Ama genel itibariyle ilk e, keneviri üretip kal, e, bir intoksikant olarak kullanılmadığı halinden bahsediyorum. Üretip bunu malzeme yapımında kullanmaya başlayan coğrafya Tayvan civarın. Oradan Çin üzerinden Hindistan'a gelmiş olmalı. Benim e, çıkardığım güzergah bu şekilde... Hindistan üzerinden de İran coğrafyasından doğunun tamamına yayılmış olmalı. Ki bu yayılma süreci içerisinde tabii bunun daha erken örnekleri olabilir. Gidip Anadolu'ya baktığınız zaman filiklerin bununla ilgili bir ekim biçim faaliyeti yürüttükleri ve malzeme ürettiklerini görürsünüz. Ee, evrensel manada bugünkü manada kullanımıyla ilişkin bir şey söylüyorum şu anda. Sonra buradan da e, Mısır üzerinde de batıya yayıldığına ilişkin bir harita okudum. Tabii ki bunun aksi iddia edilebilecek sonuçlar da çıkarabilir, çıkarıl, çıkarılabilir muhakkak. Çünkü dediğim gibi başlangıçta bir maddeyi bir yere konumlandırmak, bir topluma ve bir zamana konumlandırmak ciddi bir mesai isteyen ve çok da e, sağlıklı sonuçlar verecek bir yaklaşım olmaz. Ama kültürün genelinin e, isimlendirilme şeklinden tutun da yöntemlerine kadar hepsinin neredeyse doğulu bir motife sahip oluyor olması bunun doğulu bir alt kültür e, bu kültürel tanımda tartışılabilir tabii muhakkak. Doğulu bir alt kültür olduğuna ilişkin bir e, şey imaj uyandırdı bende ve ben de o şekilde konumlandırmayı tercih ettim. Çünkü işte ne bileyim e, isimlendirmelere bakıyoruz, kullanım biçimlerine bakıyoruz, yöntemlerine bakıyoruz, bunun üzerine yazılmış edebiyata bakıyoruz, bunun e, doğurduğu tepkilere karşı kültürel reflekslere bakıyoruz. Bunların büyük bir çoğunluğu doğulu ki doğuda bunlar yaşanırken batının henüz bu tip kullanımdan neredeyse haberi yok. O dediğiniz gibi hmm. sul sarhoşlukla henüz iştigal ediyor, ee, daha sonrasında da e, Napolyon'un meraklı, hevesli askerleri vasıtasıyla e, doğulu diğer kültürler gibi, ...ki işte Ömer Ayyam'ın ya da İbni Aldun Bat'ta çok ünlü olup birer araştırma konusu oldu... ...ya da Binbir Gece masallarının çok ünlü olup da popüler yayınlar arasında birinci sıraya erdiği zamanla... esranın yayıldığı zaman benzerdir. Hı. Yani Batı doğunun kapısına sadece kültürel manada ve kültürel bir merakla açmıyor kapısını Batı doğuya. Alışkanlıklar anlamında da açıyor. Esrar o aralıktan girebiliyor. Ondan öncesi zamanda bu evrensel kullanım şeklinden bahsediyorum yine yerelde bir takım farklılıklar olabilir illa ki. Bu evrensel kull kullanımı Batı tanıyor değil. O yüzden esrar e, benim bu kitaptan çıkardığım sonuç kadarıyla muhakkak aksi iddia edilebilir. Doğulu bir kültürdür. En azından doğu doğumlu bir kültürdür. İsimleri bile Batı. Evet. Evet. Doğudan gidiyor ve orada ayrıca bir isimlendirme olmuyor değil mi? Evet neredeyse olmuyor. Yani bugün de Batı'da hala haşhaş haşhaştır. Haş yani haşhaş haş, haşiştir. İşte e, bonk benktir aynı isimlendirmeler tekrar eder. Ee, oradaki yerel kullanılan isimlerse yine Kara Avrupa'sından bahsedecek olursak kendine has isimlendirmeden ziyade Amerika'dan gelen ve Meksika üzerinden gelen isimlendirmeleri tercih ediyorlar. Ee, jargon itibariyle söylüyorum, sokak kültürü itibariyle söylüyorum. Geriye kalan isimlendirmelerin hepsinden neredeyse doğal isimlendirmelerden haberdarlar. Evet. Burada şey diyeceğim ben Napolyon'a geldiği için yani aslında iki taraflı iki şekilde çalışan bir süreç var galiba orada. Birincisi 18, 19. yüzyılın ortalarında falan böyle bir e, burcuva hayatına karşı bir tepki olarak oradan bir şey yapıyor. Bir de e, doğuyla yine o dönemlerdeki resimlerden ve şeylerden görebiliyoruz günebülerden falan. Doğuyla e, çünkü miskinlik yarattığı için bir bir şey tavır da var. Oryantalist bir tavır da var. Yani bir yanda böyle burcu hayatına karşı işte ne diyelim bohemlerin kullandığı bir şey olarak gidiyor. Bir taraftan da doğuyu işte şey yapmada tasdif etme ya da ne diyelim e, Akhir etmede kullanılıyor. Bula, hatta, yani bir oryantalist şey de evet. böyle iki, iki farklı kol var. Evet. Bunlar üzerine ne, ne diyebiliriz? Yani şöyle e, kitabın bir bölümünde sanıyorum e, öyle bir tarifini de vermiştim. Yani şarap onu hak edenlerin ve çalışanların haliyle biraz daha zengin sınıfın bir meşgalesiyken Esrar, avarelerin ve toplum dışı kalmış kişilerin e, kullandığı uyuşturucu şeklinde bir tarifi var. Bu aslında onların doğuya doğuya bakışlarıyla da ilintili bir haliyle bir şey. E, o konuda çok haklısınız. Ancak e, hani nasıl söyleyelim, e, ister istemez e, doğudaki miskinlik bu, hani burada Brodel'in anlattığı o Akdeniz tembelliğiyle de ilgisi olabilir. Onun çok farklı farklı gerekçeleri olabilir. İşte sosyoekonomik gerekçeli olabilir. iklimle alakalı gerekçeli olabilir. Ama ister istemez Batı'nın zihninde uyuşturucularla kişilerin tavrı, işte kullanılanlarla kişilerin tavrı, yaşam ve hatta ürettikleri düşünceler ve algı boylamlarıyla kişilerin tavrı yan yana getirilmiş. O oryantarist bakıştan dolayı. İşte esrar içer, miskinleşir. Bizse e, güzel salonlarda şaraplar içer, kokteyllere katılırız ve kesinlikle ona hak, hak etmek için çaba sarf ederiz. Ancak doğunun miskin insanının böyle bir gayreti yoktur gibi bir bakış var. Bir yandan şöyle de bir şey var. Bu tip bir bilgiyi üreten oryantalistler kendilerini batı toplumunun doğuları gibi hissediyorlar. Şöyle bir saatten sonra özellikle Fransa ekseninde söyleyelim. 19. yıldan itibaren hepsinin Amerikalı hippilerin vakti zamanında doğuya gidip işte çöllerde bir sentetik uyuşturucu kullanma merakı, doğuyu yakından tanıma merakı, oradaki mistik bilgiye erişme merakının bir benzeri 19. yüzyıl Avrupa'sında da var. İşte Gavuter'i İstanbul'da bir çarşıda e, esrar ararken bulursunuz. Nervalı ta İran'a gitmiş vaziyette bulursunuz. Bir başkasını çöle gitmiş vaziyette bulursunuz. Esrarla yan yana getirdikleri bütün düşünce biçimi de merak ediyorlar. Hem e, aynı zamanda şey e, doğuyu tahkir etmek için kullanılabilen bir şey. Aynı zamanda merakla da tahkir etmek için kullanılabilen bir şey. Tamam siz miskinsiniz ama biz bunun gerekçelerini merak ediyoruz. Biz, biz de kendi toplumlarımızın miskinleriyiz çünkü. Ki 19. yüzyılda romantizmin gelişmesi ve İngiltere'den kapı içeri girmesiyle esrarın yeni yayılması neredeyse Evet. Ve esrar kullananın büyük bir çoğunluğu da romantik kitlenin içerisindeki yazarlar olarak görürsünüz. Yani bu anlamda uyuşturucuların eser uyuşturucu olarak tanımlayacaksak, şimdiki kodekse göre uyuşturucuların düşünceleriyle e, düşüncelerin gelişmesinde e, içerisinde onun dinamik beslemesiyle de bir alakası var. Düşünceler tarihinin, belki felsefe tarihinin tamamı bir de uyuşturucular gözünden tekrar okunmalıdır diye düşünmüştüm bunu yazarken mesela. Evet. Mesela sen bunları anlatırken benim aklıma Bodler geldi. Evet, Bodler. Bodler absent e, bağımlısı bir adam ve absent yani son derece güçlü bir e, içki ve içinde perinotu olan bir şey. Evet. Ve o perinotuyla birlikte işte neredeyse %90'a varan alkol oranıyla falan filan. Bütün o esir, esirme halini falan kazandıran şey o. Bu şimdi dönecek olursak hocam Osmanlı e, dünyasını. Osmanlılarda esrar kullanımı e, ile ilgili birçok kaynak var. Hatta işte bazı padişahların evet. kullandığını bizzat yazışmalarından biliyoruz. İşte siz zaten bunları yazmışsınız vesaire. E, bu, bu esrar kullanımı zaman zaman yasaklanıyor. Zaman zaman işte serbest bırakılıyor vesaire. Bu e, bu maddenin kullanımında ne, ne gibi unsurlar yasaklamalara sebep oluyor ve nasıl e, belli bir süre, zaten Osmanlı'da yasak üç gündür yani. Evet. Tadişan Evet. evet e, bu e, bu maddelerin kullanımında yasaklamalar ne, ne gibi hani motivasyonlarla yapılıyor. Bir de bunların tarikat bağlantıları da var tabii. Yani evet. Bu madde kullanımıyla, evet. tarikat ve tasavvuf bağlantısı da var. Biraz bunlara da isterseniz girelim. Şimdi 18. yüzyıla kadar katı bir yasaklanma ya da katı bir yasaklanmada şunu kastediyorum. Doğrudan Esra ya da falan bir yasaklanmayla karşılaşmıyoruz. Ama bu demek değildir ki Esrar serbestti. Ondan önce tütünü işte kahvehaneyi yasaklayan e, yasaklamaların tamamının içerisinde muhataplardan birisi de Esrar'dı. Yani 4. Murat'ın tütünü yasaklamasındaki tütünü yasakladığında ortadan silinenlerden biri de esrar oldu. Nitekim yasağın ondan ondan sonraki süreçte biraz daha serbest serbestiyet kazanıp ortaya çıktı çıkan şeyler arasında da yine esrar var. Onun için 18. yüzyıla kadar yani Esrar'ın doğrudan muhatap alındığı metinlere kadar e, mükeyifata ilişkin yasaklamaların tamamının Esrar kapsadığında bir ön kabul olarak şey yapmamız lazım, kabul etmemiz lazım. 18. yüzyıldan sonraki yasaklanma ise yine e, aslında Yine orada aslında doğrudan hedef esrar değil. Fakat esrar yoluyla merkezin sünni içtihat anlayışını bozup insanları dini yani itikadi anlamda insanların itikadını kirletilmesinden kaynaklanan bir tepki var. Şimdi kalenderiler bunu kullanıyorlar. Biliyorsunuz hala hazırda bir e, derviş sürüsü olarak oradan oraya hareket ederlerken kentlere girip dileniyorlar. Bazı zamanlarda e, köylerde dilenirken işte köyü beddua etmekle tehdit edip köye beddua etmekle, oraya büyü yapmakla test edip oradan malzemeler falan alıyorlar halkta. Ve aynı zamanda onlara da sürekli işte fal bakmak gibi meziyetlerini sergilemeye çalışıyorlar ki bir, bir birkaç istikak alabilsinler. <laughs> Çünkü yalın kat gezen insanlar sonuç itibariyle girdikleri bazı yerlerde e, esrarın etkisiyle umuru gaybiye kişi. Yani gelecekten haber veriyormuş gibi davranıyorlar. Haliyle halk da bunların e, bu tavrını, bunlar evliya olmalı ki böyle şeyler biliyorlara yorup ...onlara doğru meyillenmeye başladığı zaman... ...merkezi rahatsız ediyor. Evet. bayağı itikadi bir şey evet. var. Aslında Mesela, orada itikadi, itikadi bir şey var. Ee, kalenderilere zaten çok uzun zamandır... Ta ...var olan kovuşturma... ...bu sefer Esrar'ı da içine alacak bir şeye dönüyor. Yani kalenderiler... ...bunu içmeye devam edip de böyle bir tavır sergilemeselerdi... Esrar o kadar ilgi ...devletin ilgisini uyandırmazdı. Çünkü e, insanların henüz... ...ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu... ...Doğan'ın kendilerine sundukları kadarıyla... ...yetinerek karşıladıkları bir zamanda... Tıbbi bir de bir malzeme olabilen, işte aynı zamanda sizin bir ilaç olabilen, aynı zamanda işte kendi emaneti üzerinden ürettiğiniz geminin e, sicimine kadar her şeyini yaptığınız bir malzeme o kadar rahatsız edici bir şey değil. Ama kalenderiler bunu, bunun vasıtasıyla, devletin anladığı şekilde konuşuyorum, bunun vasıtasıyla başka şeyler keşfettim iddiasıyla insanların itikatını bozunca artık bir sorun olmaya başlıyor. Bir de peşi sıra e, 19. yüzyıldan itibaren kenevir ...Osmanlılar için stratejik bir ürün olma sınıfından çıkmaya başlıyor. Çünkü artık gelen gemiler, metal ağırlıklı gemiler... ...çok fazla e, kenevir e, üretmeyi ve o üretimi ham madde olarak... ...kenevir elde etmeyi gerektirecek altyapılara sahip değiller. Haliyle artık bunu yasaklasak mı, yasaklamasak mı diye düşünmeye başlıyorlar. Fakat Osmanlı bu süreçte günümüz toplumların büyük bir çoğundan... ...daha rasyonel tavırlar sergiliyor. Yani sadece malzemenin küçük bir kısmı, işte... E, kalenderde sorununda ortadan kalktıktan sonra toplumun çok küçük bir sınıfında ve Osmanlı'nın tanımına göre süpli bir sınıfında olmuş olması getirisi çok yüksek bir malzemeyi, malzemeden vazgeçmeye değer mi? Osmanlı bunun için bir alan alıştırması daha iyi yapıyor. İşte elçiliklere soruyor. Siz ne kadar üretiyorsunuz, bundan ne elde ediyorsunuz, neler üretiyorsunuz? Bugünkü kenevirin faydalarından Osmanlı bugünkü kadar yani modern bilimi şu anda haberdar olduğu ölçüde haberdar olsa hiç yasaklamaya kalkışmazdı. Trabun dili bak sürekli şey yapmıyor. Evet. Kimi evet. kenevi serbest bırakıp falan filan. Ama şey endüstriyel anlamda ben de farklı bir fikirde değilim. Ee, tabii ki işin e, hem kriminal hem de e, ondan elde edilen çok küçük bir kısmının illegal hayatla ilgili şeyi ayrı bir platformda ayrıca bir tartışılabilir. Fakat endüstriyel konuda ben de hem fikrim yani o konuda. Tabii ki onun gerekçesi o mudur, ondan emin değilim ama onu söyleyeyim. Evet kendi kendi camiasında da biraz yadırganıyor. Evet. Onun bu çıkışları ama normaldir. Alalım satalım. Ee, yapalım daha evet. da. Şey, evet. Evet. Burada şey var. Aslında bir yanıyla da ben kitabı okurken e, bu kalenderiler ve e, biraz önce senin de bahsettiğin o e, gelecekten haber verme mevzularıyla e, bu Carlos Castaneda'nın işte mantar kullanarak işte şamanik bir şey ne, şamanik tecrübeyi yapmasına benzettim biraz da. Bu kalenderilerde yani az biraz şey mevzuları da var ya bunda işte Orta Asya'daki şamanik ögeleri de taşıyorlar Anadolu'ya geldiler. Evet. işte İslam içine ka karıştırdılar falan mevzusu. Bunda da böyle bir şey var mı etki var mı yani şamanik böyle ögeler işte Esrar'ın getirdiği işte vizyon Evet. ...vizyon sağlaması falan evet. bir şey bağlantı falan görebildin mi? Yok. Muhakkak öyle bir beklentileri var. Şimdi e, modern bilim şöyle bir e, iddiası var. Tabii olayın e, fizyonomi anlamında uzmanı değilim. Yani zihindeki biyokimyasal süreçle ilgili uzman değilim. Fakat yazarken edindiğim, okuduğum kadarıyla... ...şimdi e, normalde bizim zihni altyapımızda muhtemelen e, en ilkel zamanlarda... İlk tükettiğimiz şeyler tohumlar olduğu için kenevre bir şeyimiz var. Kenevre ilişkin bir reseptörümüz var. Hiç kullanmamış olsak bile kenevre ilişkin bir reseptörümüz var. Ednokannabiyet denilen bir reseptörümüz var. Fakat her kullanıcı kenevirden o reseptörü aynı şekilde uyarılmıyor. Yani biz kahvehanede otururken esrar kullanıp bir yandan oyun oynayan adamda işte oyuna odaklanma ya da oyundan çıkma görüyoruz. Ama bir derviş, Zaten o kanala yöneldiğine göre itikadin noktada bir beklentisi olduğu için böyle de bir sonuç elde ediyor kendince. Nasıl? Ee, mesela yılda bir kere, pek çok e, kaynağa göre yılda bir kere Eskişehir civarında Şücaddin Tekkesi'nde kalenderler buluşuyorlar. Ve neredeyse 10-12 bin kalender, çok daha fazla sayıda da olabilir, buluşuyorlar. Burada bir hafta boyunca çok yüksek bir ateşin etrafında zikirler çekip sema ettikten sonra, o haftanın son cuma gününe gelen zamanlarında başlarındaki dedeleri e, zikri tam manasıyla şamanik bir ritüele çeviriyor. Burada kandırarak, tırnak içinde kandırarak kendi içlerine çektiği cahil çocuklara tepsiler içerisinde ezilmiş esrar yani gubar dağıttırıyorlar. Herkes bunu içtikten sonra ateşin etrafında bildiğiniz şamanik bir ritüelle nasıl söylenebilir? Yani bunu nasıl güncelleyebiliriz? İşte 70'lerin Woodstock... Hı -hı serisindeki belgeselleri şimdi seyredilirse ne demek istediğin daha iyi şey gözle canlandırılabilir hale gelebilir. Ondan benzersiz bir şekilde neredeyse toplanıp orada ritüellerine başlıyorlar. Bir saatten sonra esrarın etkisiyle ki muhtemelen anestezik etkisiyle artık kendilerini kesip şevke gelip göğüslerine mesela dini motifler çizmek işte büyük kalpler çizmek kadar büyük yaralar açacak şekilde kendilerini kesip uçlarını yaktıkları pamukları yaraların üstüne basıyorlar. Yani bu şamanik ritüel çok sempatik bir şekilde başlamışken çok kanlı bir vaziyete al alıyor. Yani genel itibariyle böyle anlatılır. Aslında utanlık da gibi ya bu şeyde evet. 80'lerdeki bu arabesk konserlerin <laughs> iki evet. benziyor aslında. Yani, <laughs> de vardır yani. yani kendini şişte şey gibi ne falan. Yani orada kişi abi, şey, şey gelip sanıyorum Esrar vasıtasıyla da Bejde geldiğini en azından Öyle değilse bile etrafındakileri acıyı hissetmeyerek ya da ne bileyim e, işte bunu yapabilecek yüreği kendinde bularak kendinden o kadar geçmiş olmak. İşte bak ben bunu yapabilecek kadar bedenimden, aklımdan, duygularımdan vazgeçtim. Demek ki artık Tanrı ile bütünüm diyebilecek kadar e, diyebilecek noktaya geliyor demek. Böyle değilse bile bunu bir e, kitleyi oluşturan bütün değerler içerisinde diğer kişilere kanıtlamış oluyor. Burada kısa bir şey bir söyleyeceğim ondan sonra sözü sana vereyim. Geçenlerde yani bundan bir hafta önce falan herhalde Netflix'te mantarlar üzerine bir belgesel vardı. Orada insan evriminde işte çok önemli bir yere olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü işte Afrika düzlüklerinde şeylerin hayvan pisliklerinin üzerinde yetişen mantarların falan olduğunu söylüyorlar. Evet. Ve bunlar şey yine vizyon yapıcı etkileri varmış ve şey diyor mesela insanların farklı bir evre zihinsel olarak farklı bir yere geçmesini sağlamış olabilir diyorlar. Yani o şeyi mantarı kullanması ve o evrimsel süreci e, farklı bir yere getirmiş olabilir. Bu da aslında çok böyle ilginç bir şey. E, Tabi. Ha, o anlamda e, şimdi e, soruyu daha iyi oturturdum. Az önce bir, bir kısmını eksik bırakmışım. O anlamda esrar hallucinogen grubu da olmadığı için böyle bir vizyon için aslında işte acıyı yalıtmak, acı hissetmez hale gelmek dışında bir vizyon için bir, bir tür halüsinasyondan bahsedelim artık. ...biraz daha içine farklı katkılar ister. Hmm. Çünkü esrar o grupta değil. Ne bileyim... ...orada da şu tip şeylerle karşılaşabiliriz. Mesela Batı esrarı kullanırken Mısır'dan öğrendiği şekilde... ...içine işte tereyağından tutunda da... Ee, ...işte portakal suyuna kadar... ...başka başka işte afyonun belki de... ...levandonuna kadar çok şey katıp... ...ondan devamimiz misk adı verilen bir tür... Ee, ...şey... Yani ...terkip elde ediyor. Bu tip terkipler yardımıyla öyle bir vizyon kazanabilir. Ama esrarın tek başına böyle bir vizyonu yaratması bugünkü anladığımız eğer esrarsa çok da mümkün değil. Fakat kişi gene orada zikir halinde düşünürken yani hani şöyle düşünelim mesela esrarı işte muazzam bir odaklanma hissediyor. O an müziği normal halinden daha fazla hissettiğini düşünüyor. Bir yandan zikir çekiyor. Zikir aralıkları müziğe bağlı olarak sürekli nefes alıp verme. Zihni inanılmaz derecede bir şey düzenli nefes alma ve zikir hali ve kafasını sallama halinde. O vecd halinde ...hakikatten esrarın da yardımıyla bir şey hissettiğini hissetmiş olabilir. Yani ben şu anda işte aracısız Tanrı'yla birim. Şu anda konuşuyorum. Şu anda bu saate kadar düşünemediğim her şeyi düşünebiliyor. Göremediğimi görüyorum'a kendini ikna etmiş olabilir. Evet. Hocam şimdi biraz bunun şeyinden de bahsedelim. Ekonomi politiğinden. Bu... Vergilendirilebilen bir şey mi? Çünkü biz tabii yani, hani birkaç haftadır bu konuların çok sınav, eli yurargya geli. Ya evet, mesela bu, bu buna karşı resmi zaman zaman yasaklamış ama sonuçta e, çoğu zaman da insanlar şey yapmış, bunu kullanmışlar. Bir vergilendirilmiş mi? Ondan sonra. E, ve böyle kaçakçılık vesaire gibi şeyler olmuş mu yani evet. tarihte? Evet. Biraz e, yani bunun işte yeraltında inmesiyle birlikte belki bunları da düşünmek gerekiyor. Çünkü geçen haftalarda işte tütün kaçakçılığı üzerine de konuştuk. E, buradaki yani devletin pozisyonu ekonomik olarak nasıl? Şimdi ki, e, kitabın içerisinde ben e, işin açığı aslında çok büyük bir bölümü konum dahilinde çok görmediğim için almadım. Kendi emaneti. Aslında Osmanlı bunu kocaman. bugünkü güncelleyecek olursak tam hukuki olarak zemine oturmaz ama e, bir bakanlığı var. Buna tahsis ettiği bir şey var. Zaman zaman kelevir memnun meta. Yani stratejik bir ürün olduğu için dışarıya neredeyse satılmıyor. İçeride üretiyor, üretimi belli bir kotaya tabi, sürekli takip ediliyor. Çünkü stratejik bir ürün. Geminizi bununla yapıyorsunuz, geminizin bütün malzemesini bununla yapıyorsunuz. Çok büyük bir ham madde. Aynı zamanda e, işte tohumlarından elde edilen farklı farklı endüstriyel yan alanlar var. Onun için stratejik bir ürün. 20. yüzyıla kadar da bu neredeyse böyle. Orada haliyle bir vergilendirmesi, belli bir matrağa, belli bir düzeni var. Hı hı. Fakat ben o bütünün içerisinde, kenevirin içerisinde onun e, sadece beni ilgilendirdiğini düşündüğüm tepesinde etkin maddeyi barındıran yeriyle ilgilendim. Yani bir bütünün içerisinde şöyle söyleyebilirim basitçe en küçük kısmıyla ilgilendim diyebilirim hakikaten kenevirin Osmanlı'daki ayrıca işte endüstriyel ekim biçimasının asistan süreci ya da çiftçisinin yaşamına ilişkin süreciyle ilgili ayrıca bir külliyat oluşturabilecek kadar malzeme çıkar. Mühimmelere baktığınız zaman kendi emaneti ücretten verilmiş dünya kadar şey görürsünüz, emir görürsünüz. İşte şu, şu, kadar üretilecek, şöyle üretilecek, şuralar üretecek, şunlar üretecek kadar e, ciddi sınırlandırmalar var. ...Osmanlı'nın yaklaşımı bugünkünden çok farklı değil. Ama buna rağmen e, sorunun devamına istinaden söylüyorum. Ciddi de bir kaçakçılık da var. Hı hı. Kaçakçılık da var. Bazen maddenin... E, ...kenevrin madde olarak kullanılmayacak kısmı... ...bazen sadece madde olarak olarak kullanılacak kısmı... ...muazzam bir kaçakçılıkla... ...oradan oraya transfer edilip duruyor. Mesela Mısır'ın Tobruk Limanı'nda malzeme geliyor... ...İzmir'e geliyor gemiyle. İzmir'den İstanbul'a geliyor. İstanbul üzerinden sanki bugünkü güzergahlara anımsatacak şekilde... Avrupa'nın belli yerlerine yayılıyor. İşte e, şu, günümüz kaçakçılarının yöntemlerini de birebir neredeyse tatbik ediyorlar. Ayakkabı topuklarının içerisine doldurmaktan tutun da karpuzun içerisine doldurmaya. Güverçilinin içerisine koymaktan tutun da işte e, fişeklerin içerisine boşaltıp içerisine esrar koymaya. Ve çok fazla da şey e, takip edilip yakalanmış esrarla da e, Cevdet Zab diye de tanık oluyorsunuz. <laughs> İşte İstanbul'a gelmiş, kimi zaman bazı gümrük görevlilerin görmezden gelmesi üzerine tahkikat başlatıldığına ilişkin raporlara tanık oluyorsunuz. Kaçakçılık her devirde, her madde için var. Devletler bir maddeyi memnun yapıyorlarsa o artık kaçakçılık konusudur. Çünkü iyi bir gelir kapısıdır. Evet. Yani kahveyi de memnun yapmış olsa onun bir şekilde geçtiğini görürsünüz. Mesela tütün kaçakçılığı konusunda Yeniçeriler İstanbul'da tütünü el altından satarak çok ciddi gelirler elde ediyorlar öyle değil mi? bir saatten sonra tütünün herkes tarafından satılması yeniçerilere hatta rahatsız eder. Çünkü ellerindeki büyük bir gelir kapısı gitmiş olur. kaç evet. kaçakları var. Şey de girmek gerekiyor. Çok böyle edebiyata da etkileri var. Evet. Aslında onu da konuşmak lazım. Yani özellikle divan divan edebiyatında esrar gerçekten esrar mı? Evet. <laughs> Çünkü böyle ya bu esrar değil aslında orada ilahi aşk var. Evet. <laughs> ben ilahi belki ben, ben, var mesela. Evet, Hocam benim seçtiğim örneklerde esrar esrar. Yani şimdi o hakikaten şimdi şey söylerler genel itibariyle divan şairi yalancıdır. Ya, i̇çmediği şarabı da yazar, yaşamadığı aşkı da yazar. Size bir kadın güzellemesi anlatır. Bir kadını görmüş olsanız o kadar iyi tarif edemezsiniz ama onun hayal dünyası bunlar için fazlasıyla müsaittir ki zaten edebiyatla iştigal ediyor kendini de bu noktada geliştirmiş. Fakat benim seçtiğim örneklerde esrar esrar ki divancıların yaklaşımından bunu zaten net bir şekilde şöyle anlıyorsunuz. Yaklaşımı oldukça didaktik. Yani bugün divanlarında geçen esrar, keyif vericilerin tamamına karşı her şeyi bir araya derleyip getirseniz ama temin işte bu malzemeyi neden kullanmamanıza ilişkin bir risalesi, yeşilayın bir risalesine dönüşebilir çok rahatlıkla. Ama kullanmayanım yok mudur? Kullanıp bizzat esrardan kaynaklı mahalas alanı bile çok fazla sayılabilir. İşte Keyfi, gubari işte meleği, işte ne bileyim rayiki, Bersura 2'den ismini almış gibi e, enveriyi kullanan çok İsmili fazla insan var. var. Evet, e, muhakkak vardır hocam. <laughs> yani vardır. Bu isimlendirmeler kendi bulundukları yerde arkadaşlarının da biraz yönlendirmesiyle olduğu için... ...haliyle onun huyuna bir özelliğine, e, bir aksaklığına, bir gedikliğine istinaden olduğu için... ...illaki bu tip bir şeyle de karşılaşabilir yani. Triyaki manasında bir isimle de bulunabilir aransın yani. Ama e, edebi açıdan hakikaten yaklaşımı e, burada edebiyatla işte felsefeyle esrarı yan yana getiren ya da esrar olmaksızın bunların olamayacağını düşünenlere, düşünenlere hayal kırıklığına uğratacak boyutta. Osmanlılar özellikle söylüyor. Ama Batı için bu konuşulabilir. Yani Batı'da mesela Napolyon'un askerleri götürdükten sonra önce entelektüeller arasında yayılıyor. Yayılanlar mesela Monroe hemen bir Club de Sarchachin diye bir e, eserkeşler kulübü kuruyor. Bunların içerisinde Gauter'den Baudelaire, Hugo'dan e, de, de La Croix, Eugène De la Croix kadar bugün e, dünya tarihine felsefesinden, sanatından, resiminden yön vermiş adamların tamamı içerisinde o denemeler esnasında var. Monroe'nun buradaki gerekçesi tıbbi gözlem yapmak ve buna bağlı olarak psikolojik bir e, kaynak ortaya koyabilmek. Yani sen Esrar'ı içtikten sonra çıkacak aleti ruhu üzerinde bir şeyler karalamayı planlıyor. Fakat o kullanıcılar için öyle değil. Resmen keyif ortaklığı. Pimodan Otel'de Fransa'da böyle bir kültür oluşturuyorlar. Ancak Osmanlı'da özellikle divancılar için söylüyorum, yazarlar için söylüyorum. Ne felsefi bir görüşle, ne felsefi bir üretimle, ne yasal manada bir üretimle Esrar üreti katalizör olarak yan yana getirilmemiş. Hı. Tam aksine... Ee, ...oldukça tepki... Ee, ...işte bunu ancak süfli sınıflar içer... ...siz böyle rezilsiniz... ...divan şiirlerinin özeti bu şekilde... ...siz böyle rezilsiniz... ...işte bers içen ahmaktır... ...afyon içen e, bilmem nedir... esrar içen... ...işte ne, bilmem şeyini yesin... ...gibi çok sert... ...tahkir edici ve onları topluma dışlayıcı bir... E, ...ifade biçimiyle karşılaşırsınız... ...genel itibariyle böyle... ...şey de ilginç bir şey yani... E, ...Batı kafası da ilginç bir şey mesela... ...Aldı evet yani, kend... yaz algı algı kapıları diye bir şey var metni var bu metin şey üzerine kendisi yan, yanılmıyorsa mat, yanlış hatırlamıyorsam man, ya mantar kullanıyor da evet. kullanıyor ve alt kullandıktan sonra e, gördüklerini şey ses kaydını alıyor anlatıyor ve ondan sonra bunu yazıyor yani böyle bir şey de var yani bunun üzerinden nasıl düşünebiliriz nasıl e, Bunlar bizi nereye götürür Hatta şeyin nedir bildiğimiz Doors grubunun evet. ismi de oradan geliyor yani. Evet. Oradaki şey kap, oradaki do, al evet. kapı yani. Onun şöyle <laughs> çok fazla uyuşturucu deneyimleri var Tim Morrison'ın. Oradan gruba verdiği bir şey. Evet. şöyle bir nokta var. Ee, onun şu şekilde ben de yazarken ayırdığına vardım. Ee, Batı Doğu'nun bunun yoluyla elde ettiği fikirlerin peşinden gitme hevesi olduğu için acaba diyor. Yani bu onların üret işte çölden çıkardıkları fikirlerin menşei bu olabilir mi? Doğudaysa bunu kullananlar tarih boyunca hep var olduğu, hep de aşağılanan sınıflarda oldukları için hiçbir zaman ciddi bir araştırmanın bu tip bir merakın konusu olmamış. Zaten bunu kullanan sükri sınıftan adamdır. Siz bunu kullanarak herhangi bir fikre bir şey erişemezseniz, fikre erişmek istiyorsanız işte e, medrese eğitimi alırsınız, daha ciddi işler yaparsınız, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız vesaire. Ama doğru yolu bu değil. Doğu Batı'nın yaklaşımındaysa dediğim gibi e, hepsinde görürsün işte Walter Benjamin'de görürsünüz uyuşturucu denemelerini bir köşeye çekilip özellikle afyon denemelerini işte Boydler'de görürsünüz sahte cennetlerde A, özellikle yine afyon ağırlıklı denemelerini işte Gavuter'de görürsünüz tip köşe İstanbul'da gelir normalde vatandaşın girmeye çekince Esrar kahvenesi olan İzmir bir sokağa girer ve e, ma, şey ister işte bugünkü tabirle o zamanın torbacılarında malzeme getirmesini ister kendine ve gözlemlerini ve hatta içtikten sonra e, boğazda seyahat ederken tecrübelerini yazar. Nerval'de görürsünüz, pek çoğunda görürsünüz. Doğuyla Doğunun düşüncesiyle bunu biraz yan yana getirdikleri için zihinsel olur. Aslında bugün biz de bu algıya sahibiz. Hı hı. Mesela Hindistan'daki satular hala hala hazırda içerler ve biz onların e, bu dünyanın nimetlerini reddediyor oluşlarına biraz da bunu içiyor olmalarına ya da ne bileyim bununla eriştikleri sırlardan biliyormuş gibi düşünürüz. Bu tip bir düşüncenin arkasına sığındığı zaman gayet legal ve gayet sempatik bir şey haline de gelebiliyor insanlar için. O düşüncenin bir benzeri Osmanlı dünyasına dönük olarak Avrupa'dan o zaman var. İşte Jim de dediğiniz gibi örnekte işte çöle gider, LSD dener. Kendince çölde belki de bundan 2000 yıl önce o çöldeyken hiçbir uyarıcı almaksızın bazı şeyleri düşünebilmiş insanların düşünebileceğini e, düşündüklerini düşünebileceğini den hareketle o tecrübenin içerisine girer. Sonucu bilmem ne olur ama e, genel itibariyle böylesi bir merakla da besleniyor bu iş. Evet hocam şimdi bu e, yasak e, zaman zaman yasaklanıyor zaman zaman e, serbest bırakılıyor dedik. E, bunun cezası nasıl? Yani ne, ne olmuş yani diyelim yasak dönemde siz yakalandınız mı? Evet. Bu yani burada e, bir e, nasıl söyleyeyim bir tutarlık var mı? Yoksa bunlar böyle işte döneme göre değişen e, bir yanı mı var? Biraz bunlarla ilgili de hani evet. e, konuşalım istedim. Hocam sizin az önce çok güzel ifade ettiğiniz gibi yasak padişahla yaşatıldığınız hani hakikaten eser içinde böyle bir durum var. Ve son yüzyılda nispeten daha ılımlı bir havanın estiğini görüyoruz ama ondan öncesinde esrar kalenderilerle yan yana getirilip kalenderilerde itikat olarak merkez için mimli oldukları için ölüm cezası. Çünkü yasaklama metnin içerisinde şehir ustama sorup şöyle bir fetva alınıyor. Umuru gaybi münkeşif olup insanları itikattan saptıran işte Gonca namıyla bir bitkiyle Gonca esrar Gonca namıyla bir bitkiyle insanları itikattan saptıranların Şöyle şöyle yapılmalı ve hatta öldürülmeli ve hatta öldürülmesi sevaptır. Çünkü orada söylediği şey Esrar yoluyla orada ulaştıkları kafa Tanrı'nın buyruğuna muhalefet etmek. Evet. Haliyle orada tabii ki çok fazla böyle öldürülme vakkasıyla karşılaşmıyorsunuz. Küreye vuruyorlar. Şey yapıyorlar ama kalenderiler üzerinde zaten kalenderilere bir e, tepki var. Esrar işin açığı bunun bahanesi oluyor. Ama 19. yüzyılda, 20. yüzyılda işte eczaneler şu kadar alabilir, bu kotayı ihlal edenler şöyle cezalandırılsın gibi çok ufak cezalar var. Ee, i̇şte e, tedip etmek yani onu terbiye etmeye ilişkin cezalar var. Orada bir ölüm şey söz konusu değil. Sonuç itibariyle e, devlet e, kanunlarını alırken dini kaydeleri de ister istemez dikkat ediyor. Tam manasıyla bunlara riayet etmemesine rağmen dikkat ediyor. Osmanlılar e, İslam hukukundaki boşluğa rağmen Esrar'ın haramlığı konusunda bir anlaşma halindeler. Hı. Yani peygamberin her iç, e, sarhoş edici içkidir, içki de haramdır hadisine istinaden Kur'an'daki içkiyi yasaklayan ayetle bunu bir ilintileyip Esrar'ı da haram sınıfının içerisine almışlar. Haliyle yaptırım, tabii Kur'an'da buna ilişkin bir hat yok haliyle tazir cezası uygulanacak. Tazir de sizin elinizde. Bu da dönem dönem değişebilir. Bugün esrar içen topluma esrar içmiş ve ciddi zarar vermiştir. Padişah olduğunuzu düşünerek söylüyorum bunu. Adamı sadece tokatlatıp gönderebilirsiniz. Ertesi bir padişah elini sopa vurup gönderir. Ertesi bir padişah hapse dağıtılabilir. Çünkü tazir hüküm, hükümdarın eline bırakılmış ceza biçimidir. Kur'an'da çünkü bu esrar da yok. Esrar ile ilişkin bir had cezası da yok. Yani Zinada olduğu gibi Esrar için yakalayın ve ona kesinlikle eli sopa vurun gibi bir ceza yok. Esrar'ın esamesi dahi okumuyor. Fiyas. Evet kıyasla çıkarıyor ve ama haramlığı noktasında buna rağmen anlaşmışlar. Ki güncelde şöyle bir şey vardır hani Esrar e, ottur günah yoktur gibi bir algı işin aslı yok. O e, hatta şehir İslamlardan bazıları bu konuda kafası karıştığı için o içtihadi boşluktan üretilmiş bir sokak söylemi. Mesela Kemal Paşazade Esrar'ın kullanımına haram, aslını mübah görüyor. Aslını mübah görmesi hak tarafından yanlış yorumlanıyor. Haliyle içilmesi serbesttir diye çarşı pazar esrar içiyor. Çoğundaki <laughs> kasıp aslını dediği şey. Yani istiyor. malzemelerin bazen hani mesela söylüyorum şöyle nasıl tarif edebilirim? Ar Tabii şey bu konu kadarıyla ilahiyat bilgimle söyleyeyim, Bu konu bağlamında ilahiyat bilgimle söylüyorum. Bazı maddelerin şeyi aslı necis bazılarının haram olmasına rağmen aslı temiz. İslam buna göre bir... Yani icma, aslında de, mesela Aslı'da e, necis. Necis, içildiği zaman necis ama necis. şey tamam. Ha. tamam. böyle tamam. bir ay, tamam. E, ayrım var. Tabii ki o da e, çok farklı e, icma kıyas yöntemleri kullanılarak e, tasnif edilmiş, e, tarif edilmiş şeyler olmalı. E, i̇şin açığı onunla ilgili bir şey beyan etmek hakkım ve haddim olmayabilir. E, sadece Aslı'nı bir bak görüyor. Yani Aslı'nı temiz görüyor haddi sekre varmayacak derecede kullanılmasında haliyle mübah saymış oluyor. Peki esrarın haddi sekri nedir? Yani mesela ne kadar içersek sarhoş oluruz ki sarhoşluğu nedir? Ne kadar içmezsek bize meşru ve dinen de legal sayılır diye milletin kafası karışınca ki Ebu Suud daha sonrasında bu fetvayla bayağı bir dalga geçer şekilde katı görüşünü beyan eder. İşte kullanan böyle cezalandırır, şey yapan böyle cezalandırır. Hatta bir yerde şey diye bir yazar. İşte Esrara e, serbest deyin dedin eğer müftüyü zaman. Zamanı müftüsü esrara serbest dedin. Badeyi gülgüne ne dersin? Yani sen esrara serbest dediğine göre yarın bir gün içkiye de helal diyeceksin herhalde. Kibisinden hem dalga ve hicve alıcı bir tavrı var. Üstüne onu düzelten de bir e, fetvası var. Ama Osmanlı fetvaya istinaden hareket ediyor. E, bir bu, ikinci beyazlık e, bilgisi var. Evet. Yani, tarihte ee, sık sık karşımıza çıkar. Onun bizzat kendi yazdığı mektubu var değil mi? Bu, evet, ben İçiyor bu, hocam. i̇şte ee, <laughs> çok şişmanım zayıflamaya <laughs> falan gibi. Ee, Sağlık kişiyi be, e, be, 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 be. Beyazıt'ı veli kendisi ama e, böyle on şeyde ilk medik gel, gel, herhalde Fatih hayattayken evet. döneminde böyle bir e, şifa niyetine bir anlamda. Var. Evet. Yani bugün Tabii şimdi biz bunları böyle şey yapıyoruz falan ama yani şimdi o günün dünyasında yani tıp dediği şey doğada ne varsa onları kullanarak. Hani, bu kadar evet. E, Çok kategori düşünüyorsunuz. Evet, evet. De ya birisi ona o şekilde hani belki e, bir tavsiyede bulunmuş. Bu mesela hani bir şey olur böyle bir e, tepki de topları ya işte koskoca Osmanlı padişahı yapar bir evet. şey dermiymiş falan filan diye ama tamam. bu de bir için kullanmışsınız. <laughs> 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 bir de tamamen bizim algımızla alakalı hocam. Hiç Onların böyle bir algısı ve böyle bir dünyaları yok yani evet. Çok bildiği bir şekilde. Yani. Koskoca Osmanlı padişahı yapar mı? Neler yapar yani? Hı. Hem de neler yapar? Ee, şimdi mesleki anlamda tarihçinin işi işte oradan bir şey, yargıçlık edasıyla yok. iyiler kötüler çıkarmak olmadığı için ben sadece olaya e, gördüğüm kadarıyla yaklaşıyorum ama sokaktaki insanın birini idealize etme, onu ...böyle bir e, evliya sınıfına koyma... ...onu tertemiz, pürüpak bir... ...insan değilmişçesine şey sayma gibi... ...refleksi olduğu için... ...ki bu refleks de inanılmaz derecede aslında... ...çok açık söyleyeceğim, iki yüzlüce bir refleks. Kendisini ecdat seçerken genellikle... ...Fatih seçer ama... ...Birinci e, Mustafa'dan kimse ecdat diye bahsetmez. Hı -hı. Ya da ne bileyim... E, ...avlanırken pek çok insanın keyfe gider... ...ölmesine sebep olmuş Dördüncü Mehmet'ten kimse... Hiç ...ya benim... Genç Osman, genç, olmak, istemez. Genç, Osman <laughs> olmak istemez ama... ...Fatih muhakkak şeydir yani başka kate şey kategorinin en zirvesindedir. Çünkü başarılıdır. Ee, haliyle oradaki insanlar bile kendilerine böyle davranmazlarken, kendilerini hatadan bilirlerken, bir kusurdan bilirken, üstüne üstelik inanç olarak da böyle bir altyapıya sahipken biz onlara farklı farklı kıyafetler biçiyoruz. Osmanlı padişahı içer mi? Gayet de içer. Yani gerek amacı tıbbi olabilir. Olabilir. Çünkü bilmek zorunda değil. Bade de içer. Bade de içer. Bilmek de zorunda değil. Hal, Halil Yılalcı'nın kitabı var Evet. Işte. Has başçası ha, şu taraf. Ya hocam Şehir İslamda bakın böyle algı yok. Yani Şanizade bir e, devletin resmi vakaynıçlı olarak normalde tabip. E, İçtidat etmiş bir Yahudi olarak tabip. Şanizade tebabet kitaplarından bir yerde e, şarabın tıbbi maksat nasıl kullanabileceğini anlatıyor. Hı. Bilimle yani bir bilimsel yöntemle dini sınırı çok iyi çizebilmiş kafalar aslında. Bizde şimdi o meziyet yok. Şimdi e, güncelleyelim bu konuyu. Şöyle günümüze güncelleyelim. E, domuz yemek haramdır ama onun yağından üretilmiş bir kalp stendini taktırmak suç olur. Beyazdan belki yaklaşımı da bu kadar basit. Hakikaten de kilolu ki kullandıkları arasında afyon, levandon yani. Levandon'dan üretilmiş katıklar da var. Bunlar çok uzunca bir müddet insanı yedirir. Sonrasında tam tersine inanılmaz derecede zayıflatır. Gerçekten etrafındakiler uzun vadede seyrettikleri e, işte bağımlılardan çıkardıkları sonuç görsel manada bu olabilir. Bilimsel bir yönetime vakıf olmak zorunda da değiller. Haliyle ona etrafındakiler işte yanındaki şair şuara takımından arkadaşlar Amasya'dayken böyle bir şey tavsiye etmiş olabilirler. Evet. Ki bir saatten sonra artık önce ihtiyaç ve bir ilaç niyetiyle yaklaştığı şey kendisinde bir bağımlılık. Bir keyif hali de yaratmış da olabilir. Gayet de tabidir. İnsandır eğer sokaktaki insanın bakışıyla söylüyorum. Hataysa hatası da olur. İyi ise de olur. Tabii ya biz burada ahlak şeyler seçeceğiz. O yüzden biz orada bu konuda rahatız yani hiç şeyimiz yok. Burada şey söyleyeceğim aslında bir de başka bir e, konu açacağım bu biraz önce bu argo mevzuları falan da konuşunca mesela o günkü e, kullanılan kullanılan kelimelerle bugün e, kullanılan kelimeler argo bir sürekliliği var mı mesela mesela gubar dedin hala insanlara evet. kullanılıyor mesela evet. onlar mesela, o, o tarz şeyler var mı var hocam. Yani şey sonuç itibariyle hani devletler hukuki olarak son bulabiliyorlar. Fakat kültür bir süreklilik esasında değerli şekilde devam ediyor. Orada o kitle var olduğu sürece. Esrar'ın bugün en bunlardan haberdar olmayan ortamında kullanılan jargon bile belki de bundan 100 yıl önce İstanbul'da Tahtakale'de bir kahvehanede kullanılan jargonlar birebir belki de aynıdır. O kadar bir süreklilik var. Yani bu işin tabiri caizse tırnak içinde kallavisi o jargonu bilir. İşte e, Esar'ın birinci sınıf olanına ve, verdiği ismi bilir. İşte sarı kızı bilir, ampesi bilir. İşte o gün kahvanede kullanılan lugat neyse onun jargonunu bilir. Çünkü saklanmak durumunda kalan, yer altına inmek zorunda kalan pek çok alışkanlık kendi içinde bir jargon, kendi içerisinde bir haberleşme dili üretmek zorunda. O haberleşme dili de belki de güncel dili unutursunuz ama altta kalan korkuyla yaratılmış haberleşme dilini unutmazsınız. Hala da kullanır. Yani Osmanlı'da sokaktaki torba tutan adamı da torbacı diye anıyor. Bugün de torbacısın adam torbacı diye anıyor. Hani bu adam getirip de bir torbanın içerisinde tombala çektirilmiş gibi birilerine bir şey veriyor değil. Çok farklı yöntem, çok daha gelişmiş yöntemleri vardır muhtemelen ama hala torba ifadesini kullanıyor. Ne bileyim sigarasını sardığı malzemeye hala çarşaf ifadesini kullanıyor. İçerken hala buna benk diyebiliyor, haşiş diyebiliyor. Arapça ve Farsça bilmediği halde. Bu kültürde ister istemez bir süreklilik var. Bunu yaşatmada da özellikle e, e, Bektaşileri, Bektaşi Yeniçeri kahvanelerini, daha sonra Esrar kahvaneleri dönen kahvaneleri, Triyakiler çarşısındaki kahvaneleri ayrıca bir yere koymak lazım. Onlar e, bu bilginin resmen birer tekke gibi taşıyıcısı olmuşlar. Evet. Kültüründe. Yani bugün belki Böyle e, köylük bir yerde 60 yaşlarında e, hala keyfek eder ya da ne bileyim ağrıları için farklı farklı gerekçeler olabilir. Sonuç itibariyle onun ahlak ölçüsünü kendisi belirtir. Bir adamdan e, Esrar Kahvehanesi'nde 1920'lerin Esrar Kahvehanesi'nde söylenen bir bektaşın gülbengini dinleyebilirsiniz. Hani böyle bir şey ben e, denk gelmedim ama. Ee, ...süreklik açısından söylüyorum... ...dinleyebilirsiniz. Yani adam ona vakıfsa... ...İstanbul'da bir dönem gelmiş, bir eser kahvehanesinde... ...bulunmuşsa o te onu hala terennüme ediyordur... ...kullanırken. Ki e Bektaşi'lerin ...bu noktadaki esrar kahvehanelerinde... ...ürettiği gülbanklar çok... ...çok Türkçeler mesela. Yani çok sokak dili. İşte e herkes tarafından çok anlaşılır. Bir mani tekerlemesi düzleminde... ...haliyle akılda kalıcı olarak... ...devirden devire teslim edilmiş... ...olması lazım var. Sen söyle şimdi esrar kahveleri onu onu ben esrar kahvelerinden bahsedince işte bu Salah Birsel'in mesela kahveler kitabında uzunca bir bölüm işte önündeki esrar kahvesi sadece Eminönü yok Üsküdar'da falan evet. da var ve işte mesela Nizan Tevfik zaten buraların müdavimi vesaire ve gerçekten hani e ya yani bugün girmeye korkarız hatta bir evet. büyük olsun da girsek bitleneceğimiz yerler falan böyle evet. çok nasıl gayrısı iyi yerler. Ama mesela şunu da anlıyoruz ki yani yüzyılın neredeyse 1930'lara 40'lara kadar İstanbul'da evet. esrar kahveleri var ve bu kahveler öyle çok da tahkikata falan uğramamış. Burada herhalde bir paradigma değişimi bu Amerika'daki evet. yasaklar işte evet. Değil mi? Dünyadaki aşağı yasak şeyler, yasak. yasak, yasak. Yani neler yani mesela şeydeki gibi Amsterdam'daki gibi kapı nasıl şeyler yani ona da onu... hiç alakası yok muhtemelen <laughs> <laughs> rezil yani <düşün. gülüyor> şimdi şey e, Esrar e, özellikle e, tekkelerden e, daha nasıl, nasıl söyleyelim şöyle tarif edelim hani Zülfiyar'a da dokunmayalım ...yozlaşmış tekkelerdeki kültürü... ...kahvaneyi birebir taşıyor. Kahvaneye bir esrar kahvanesine girdiğimiz zaman... ...çok muhtemel 1860'larda... ...şu anda bir esrar kahvanesine giriyor olalım. Karşılaşacağımız sahne şu. Tıpkı bir tekkedeki gibi bir dede... ...bir baba pozitifine oturmuş. Yanına gidiyoruz. Önce içeceğimiz miktardaki esrarın parasını ona ödüyoruz. Sonrasında o ocakçı işaret ediyor. Ocakçı bizi... ...verdiğimiz para karşılığında olan esrarı... ...nüleye dolduruyor. Kabağa yani... Bugünkü bonktan çok farklı bir şey düşünmeyin. Ona dolduruyoruz. Su kabağı. Evet su kabağı. Yapıp, susaktan yapılıyor. Sonra dedeye getiriyor. Dede bunu bir ateşte körükleyip bundan bir nefes aldıktan sonra hemen Bektaşi Gülbangi'ni çekiyor. Sonra bize uzatıyor. Bize uzatıyor. Sonra etrafındakileri uzatıyor. Ve içeri girdiğimiz yer işte sedir. Dumandan artık böyle rutubetten nemden çıkmaz sokaklarda ve izbe yerler olduğu için sokağın kendisine neredeyse pislik tutmuştur o Camlar temizlenmemiş çünkü dışarıdan görünmemeye ihtiyacımız var. Olabildiğinde saklı olmaya ihtiyacımız var. Her an bir kolluk kuvvetiyle karşılaşabiliriz ki mahallede zaten dışlanan takımdayınız. Olabildiğine izbe dışarıdan baktığımız zaman depo görüntüsünde karanlık bir yer. Biz orada e, ücretini verdiğimiz, e, ücreti mukabilinde e, tükettiğimiz esrardan sonra eğer sunulursa bir parça ekmek, belki sunulursa bir parça çay ve çorbamızı içip ücretimizi verip dışarı çıkıyoruz içerideki artık Osmanlı'nın süfli sınıftan diye tanıtıp işe esrar içmekten başka hiçbir şey olmayan, hayatı boyunca bir meslek yapmamış ya da uzmanlaşma gerektirecek mesleklerden herhangi biriyle iştigal etmemiş bir tanesi. İçerideki bir tanesi. O üç günde orada kalır, beş günde orada kalır, dışarıya çıkar, esrar parası için bazen suça karışabilir ya da uzmanlık gerektiren işlerden birini yapar. Birinin e, hamallık yapıp ürünü taşar, taşır, hemen kahvanesine koşar, ...ücretini verir. Esrarleştikten sonra... ...orada yatmaya devam eder. Bu arada... ...benim kitapta yazdığım Esrar Keşler... ...Osmanlı'nın tanımına göre ki Osmanlı'nın... dilini kullandım. Haliyle bu biraz da... ...eleştiriyle de karşılandı. Şu anlamda eleştiriyle karşılandı. Benim Esrar'a, Esrar, Esrar Keşler'e... ...ilişkin bir ön yargım olduğu... ...düşüncesine kapıldı insanlar. Yani benim... ...tarihten herhangi bir figürü sevmek... ...ya da ondan nefret etmek gibi bir yaklaşımın... ...olması zaten sağlıklı sonuç vermez. Herhangi bir maddeyle organik bağımın olması da nesnel sonuçlara ulaşmamı engeller. Ben burada tamamen Osmanlı dilini kullandım. Osmanlıların gözünden de işi esrar içmekten başka hiçbir şey olmayan sınıfı yazdım. Bugün insanların etrafında esrar içip işte bankada müdür ola. işte ne bileyim esrar içip çok güzel işini gücünü olduğu gibi devam edebilen insanlarla karşılaşabilirler. Bugünün kafasıyla yorarlarsa kitaptan bir ön yargı sezebilirler. Yani. Ama o gün için öyle değil. Adam eviyle maddi bağını kesmiş. Kıyıda kenarda bir yerde kalıyor. Bekarhan ve odalarında kalıyor ya da kahvanede kalıyor. Tıpkı bir derviş gibi Esrarhane Esrar kahvanesinin dedesine iltisak etmiş. Onu kabul etmiş. Yani onu her gittiğinde takdis ediyor. Kıyıda köşede çalışırken 3-5 kuruş ne bulursa e, yaptığı küçük hizmetler karşısında ne bulursa Esrar kahvanesine koşuyor. Bir ailesi yok. Bir şey yok. Bu sınıftan bahsettim. Hı. Devletin bu sınıfına bakıştan bahsettim. Sadece devletin gözünden de bakmadım. Yani devletin gözünden bakarsak e, devletler her vakit halkı üzerindeki kontrolü kaybetmekten hep çekinecekleri için bu tip maddeler hepsi için e, tehlikeli ve her zaman mimli sınıftadır zaten. O açıdan e, mesela paradigma değişiminin gerekçesi de bir anlamda bu. Yani oradan doğruya atlamış olalım şimdi. Bayağı kalabalık konuştuk kusura bakmayın. Kusura ee, 1937'ye kadar e, Amerika'da e, dünyanın yeni kıtasında kenevirin ekilmemesinden suçlu bulunan insanlar oluyordu. Ekilmemesinden. Ekilmemesinden. Devlet kenevir ektiriyordu ya yani. Hatta George Washington'ın bile kenevir ektiğine ilişkin çok fazla şey vardır. Kurucu olarak e, rapor vardır. Çünkü stratejik bir ürün. Çok ciddi geliri olan bir ürün. Ee, ve e, çok fazla başka ülkeler üzerinde tahakküm yaratabilecek ham maddede aynı zamanda. Fakat bu paradigma petrolün keşfi, petrolden üretilen e, malzemelerin keşfi, onun sanayisinin ve sektörünün ilerlemesine bağlı olarak ilginç bir şekilde, buna bir komple olarak yaklaşan da illaki olur, İlginç bir şekilde giderek fikirler değişmeye başlıyor. Birden 4 metrelik ağacın 3 metresi sorun olmuyor da, yani 3 metresi o zamana kadar sanki hiçbir şey yaramamış da son 1 metredeki o da sadece bir türün 1 metresindeki etkin madde ve bunu kullanan insanlar birden sorun olmaya başlıyorlar. Ki bunlar adli olarak da ciddi sorunlar değiller. Yani bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak uyuşturucu ve suç ilişkisi tablosu yan yana getirilecek olsa alkol başı şeker. Yani işte trafik kazaları, cinayetler, şunlar da bunlar da ee, bir faktör olarak etkileyen olarak neredeyse başı çeker. Esrarla ilgili bu kadar suç kaydına rastlayamazsınız. Çünkü uyuşturucunun kendisi, uyuşturucu olarak tanımlıyorum ama Osmanlı da böyle tanımlamıyor. Uyuşturucunun kendisi zaten bir defa suç işlemekten alıkoyacak şekilde pasifize etmek üzerine Hı. bir kabiliyeti var. Yani esrarı içtim, işte e, kafam çok değişti, elime bıçak alacağım, alsam, acaba beş kişiyi mi öldürsem, elinizi kaldırabilecek misin ki acaba bunu yapabilirsin? Tam tersi miskinleştiriyor. Miskinleştiriyor. Ama birdenbire şey değişiyor ve 1937'ye gelene kadar ondan önceki 40 yıl 50 yıl içerisinde her yazılan reçetede kesinlikle kanabiyet içerikli bir ilaçla biz karşılaşırken giderek bu ilaçların 20'lerden itibaren azaldığını görüyoruz. En son 0.4'e düşüyor yüzdelik dilimde. 37'de tıbbi kullanımı da yasaklanıyor. Mesela ee, bu Amerika için hakikaten beklenmedik bir şey. 37'den sonra artık uluslararası bir sorun haline getiriliyor. Çünkü ben tıbbi olarak da yasakladım ama bana malzeme geliyor. İsveç'te, Belçika'da, Norveç'te işte orası da burası da bu halkanın içerisine girerek kendi ülkelerinde bunu yasaklamak zorunda kalacakları bir halkı işin açığı icat ediliyor. Çünkü e, esrarı bir kenara çıkaralım. Sadece kenevirden bahsedecek olursak, kenevir bugün de dahil tek başına petrokimya sanayi tamamen bitirebilir. Tek başına bitirir. Ve bir ülkeyi tek başına kalkındırabilir. Yani durabun Dili aklın. Evet. Ama hakikaten öyle. Yani bir bir dönüm e, kenevir e, 25 dönüm ormandan daha fazla oksijen üretir. Bir dönüm kenevirden üreteceğiniz yaprak bir e, sayfa e, 7 kere dönebilir onun üç katı kadar ormandan o yaprağı elde edebilirsiniz ve o üç kere dönebilir. İşte neredeyse liflerinden bir çelikten daha sağlam, dokuz kat daha sağlam malzeme elde edebilirsiniz. İşte tohumlarından ayrı şey elde edersiniz, şundan ayrı şey elde edersiniz. İlaç sanayinde medikal manada çok ciddi kullanabilirsiniz. Petrolden ne üretiliyorsa esrar aynısını üretmeniz için size imkan verir. Ki bunlar daha bilinen kısımları. Kendini. Evet. Yani bu şu anlamda bilinen kısımları. Modern bilimin bu noktada gelebildiği yer burası. Mesela Esra açıyor. Kimyasına bakıyor. 460'ı geçkin birleşeninden haberdar. Bunların en etkin maddesinin sadece bir tane tedrahidrokanabiyot olduğunu biliyor. O etkin maddenin bir kişideki hastalıktan kaynaklı kronik spazmı nasıl geçirdiğini, geçirdiğini biliyor ama nasıl geçirdiğini bilmiyor. Daha bilinen faydalarından bahsediyorum. Çok kısa bilinen faydalarından bahsediyorum ki Esrarı çıkardığımız zaman kenevirin e, faydaları hakikaten ayrı bir e, çalışmanın konusu olabilir. Mesela Osmanlı da buna böyle yaklaşmış. Evet evet ticari olarak. Evet yani esrarlar yani, dediğin gemi, gemi yapımında gemi kullanımda. Tabii. Yani şimdi yasaklayacak mesela e, bakıyor çok küçük bir kesim için böyle bir şey yasaklayacak. Ya biz yasaklayacağız da biz bunu yıllarca kendi emaneti bir bakanlık üzerinden ürettik. Bundan çok ciddi faydalar elde ettik. Bazen sattık, bazen savaş zamanı satın aldık. Yasaklayalım da işte 3-5 tane kullanan yüzünden yasaklamadan önce bir soralım bakalım. Ta bütün dış elçiliklerine, nerede elçiliği varsa hepsine soruyor. Siz üretiyor musunuz? Üretiyorsun, ne kadar elde ediyorsunuz? Ürettikten sonra bunları ne için tüketiyorsunuz? Bundan nasıl faydalı alınır? Hariciye, e, hariciyeden bu belgeleri alıyor, tercüme ettirdikten sonra bakıyor. İşte kimi ülke ekilmeyen ülkeye bile sormuş. Ya bizim iklimimiz müsait değil. Biz ekmiyoruz. Haliyle bundan bir faydamız, bir zararımız da yok. Hani haberiniz olsun. Bunlara sonucunda bir yol takip ediyor. Bugünkü devletler gibi ne ahlaki açıdan tek başına ne de sadece yasaklar ve hukuk çerçevesinden bakmıyor olaya. Resmen burada bir bilimsel akıl yürütüyor. Yani bugün de çok küçük bir kesimi için bu kadar büyük bir ekonomideki malzemenin yani ya, hakikaten özellikle petrol için savaşılan bir dünyada, insanların çok fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu bir dünyada, çok fazla enerji için yeni yeni alternatiflere başvurmak zorunda olduğu bir dünyada ki, bugün bunları konuşuyoruz da, 50 yıl sonra insanlar şunu söyleyebilir hocam. Yani serbest olduğunda, hani pek çok anlamda en azından üretim olarak, uyuşturucu olarak söyleyebilirim. Serbest olduğunda, ya insanlar neleri konuşmuş aslında diyebilirler. Çünkü, dünya kaynakları insanları kenevirden faydalanmaya mecbur kılacak. Evet. Gerek iklimle olsun gerek şeyle olsun. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Evet. biz programda tarihsel şeyleri konuştuk. Yani şey için ne veriyorum. Evet. Uyuşturucu kullanmak sağlığa zararlı. Evet. Kesinlikle evet. kullanmayın. <laughs> Sigara içmeyiz. Ayrıca onu konuda bir şey yapar evet. Sigara da çok böyle. Evet burada konuşulmayan mevzulardan bir tanesi yani mesela devletler izin veriyor ama çok büyük bir evet çok büyük bir sorun çok büyük bir yani sorun cinden hani sağlık yarattığı o e, dışsal zararlar falan onlar da hiç bir görüm şey şey içmeyen içmiyen biri birisi konuşuyorsun, ben ben konuşuyorsun. Ben de. ondan kaynaklarda senleri tedavi etmiyorlar artık <laughs> yani bu yani, iş yani, uyuşturucu evet. Evet. ...sağlığa zarardır ...kesinlikle kullanmayın... Evet. ...hani bunu gülerek söylüyoruz belki hani... ...tam aksini düşündüğümüz e, hissine kapılabilirler... ...ben kesinlikle bu kanaatteyim ama yani... ...bak evet. gene gülerek söylüyorum... ...hocam yavaş yavaş toparlayalım... ...bugün böyle... E, ...aslında yavaş yavaş... ...bütün dünyada da... E, ...bazı şeylerin, bazı fikirlerin... ...değişmeye başladı bir zaman diliminde... ...biz... E, ...geçmişe bakarak... E, bir e, uyuşturucu maddenin e, Osmanlı dünyasında nasıl algılandığı üzerine e, bir yayın gerçekleştirmeye çalıştık. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım ve daha sonra da yayını kapatalım. Evet, yani e, Ozan Hocamla aynı fikirdeyim e, kesinlikle. İşin şakası bir yana hakikaten... E, yani insana e, suni bir yoldan doğal bir bitki olmasına rağmen gerçek şey, kokainin an maddesi sonuç itibariyle doğaldır. Eğer ona bakacak olursak tamam kimyevi süreçlerden geçiyor ki bugün Esrar Esar da için aynı şeyi söyleyebilirim. Tamamen kimyevi süreçlerden geçiyor. E, suni yoldan bir e, duygunun peşine düşmek her halükarda insan için risklidir. Çünkü bedava peynir derler ya fare kapanında olur. İşte bir şey kullanayım kendimi çok iyi hissederim. ...işte ne bileyim tıpta mucize beklentisi gibi şeyler... ...hep böyle olur ya mesela bir ilaç içeyim... ...sabaha 10 kilo vereyim... ...oralardan biraz uzak durmakta fayda var... ...onun dışında e, bilimsel olarak... ...bilimsel açıdan... ...her şey bilimin konusudur, inceleme konusudur... E, ...tabii ki... E, ...bildiğimiz şeylerle baş edebiliriz... ...onun için bilmeye, araştırmaya... ...konu ne olursa olsun devam etmeliyiz... Evet. ...deyip... Bir tavsiye, de, ...bir tavsiye de bulunmuş olur. <laughs> evet, e, bugün... 313. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde Onur Gezer'le birlikteydik. Kendisinin iletişim yayınlarına çıkan kitabı gene şöyle bir göstereyim ve dördüncü baskısını yapan Osmanlılar'da Esrar ve Esrar Keşler Hayaller Sancağı'nın Kuru Hoşlanı başlıklı kitabı üzerine bir yayın yapmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayını kapatmadan bize destek olan masa uygulamasına da Tekrardan teşekkür ederim ve iyi akşamlar dilerim.